Bakacağız. İçelim mi bizden? Tabii abi, biz ittik ama. Öncelikle katılım gösteren herkese teşekkür ederiz. Katılım gösterdiğiniz için. Bugün hani daha önce de Beşiktaş'ta uzunca bir süredir özellikle mali konular ve denetim konusunda büyük bir zafiyet var. Bununla ilgili de zaten 2019 yılında bir Beşiktaş'ta adaylığımız olmuştu denetim kurulu ile ilgili. Adaylığımız 2022 Mayıs ayında yapılacak denetim kurulu seçiminde tekrar ekibimle beraber aday olacağız. Biz bu yolda Beşiktaş'ın mali ve özellikle denetim konusundaki sorunlarını çözmek ve bunlara katkı sağlamak amacıyla buradayız. Bu ekibi oluştururken hani Beşiktaş'a katma değer sağlayabilmek için bu konuda uzman ve liyakat sahibi insanlarla beraber bu yola çıktık. Biz ekibimizle beraber Beşiktaş'ın son yıllarda zaten raporlardan, denetimdeki sorunlardan gördüğünüz gibi hani hep beraber yaşıyoruz. Yani Beşiktaş'taki özellikle denetim zafiyeti çok uzun zamandır konuşuluyor. Bununla ilgili daha önceden bir adım atmıştık ama artık bu işin parçası olmamız gerektiğini, biz daha önceden raporlarımızla, analizlerimizle ya da katıldığımız röportajlarla, sunduğumuz fikirlerle buna çözüm ya da katkı sağlamaya çalışıyorduk. Ama artık bu işin bir parçası olmak ve bu işin çözüm odaklarından birisi olmak için ekibimizle yola çıktık. Mayıs ayında da aday olacağız. Bunu da başaracağımızı düşünüyoruz ve Beşiktaş'a ve Türk futboluna farklı bir perspektif getireceğimize inanıyoruz. Çünkü bugüne kadar Beşiktaş'ta ya da Türkiye'deki futbol kulüplerinde bu seviyede bu işin uzmanı olan hani hem Cem olsun hem de özellikle hani futbol denetimi konusunda Cem'le bizim çok uzun senedir tecrübelerimiz var. Hem futbol kulüpleri denetimi, hem onların organizasyonları, bununla beraber futbol federasyonu da dahil bazı federasyonların denetimlerine zaten yer aldık. Biz kendi tecrübelerimizi, bilgilerimizi artık Beşiktaş'ımıza, yani o sevdamız olan, kendi tutkumuz olan Beşiktaş'a katma değer sağlayarak bu payında, Beşiktaş'taki bu sorununda çözüm paydaşlarından biri olmak istiyoruz. Bu yolda da çıktık. Bu konuda biraz önce başında da söylediğim gibi hepinize teşekkür ederim. Bu sürecin içerisinde olmak, yani aktif sorumluluk almak. Biz bu sorunu 2010 yıllarında gördük. Yani 2010'ların başında gördük. Beşiktaş'taki artık bazı bilgilerin Beşiktaş'ın şeffaflaşmadığını, yani Türk futbolundaki temel sorunlarından biri olan şeffaflaşmaya biz hizmet vermeye çalıştık. Kendi tecrübelerimizle bunları insanlara, kamuoyuna açıklamaya çalıştık. Hem gazetelerde ya da farklı mecralarda, dediğiniz gibi, ya da farklı dönemlerde özellikle Beşiktaş özelinde raporlar çıkarttık. Beşiktaş'ı şeffaflaştırmaya çalıştık. 2018 yılında ise biz bu işin artık parçası olmamız gerektiğini ve Beşiktaş sevdamızın sonuçta biz de o kötü durumdan biz de üzülüyoruz. Yani aslında çıkış noktamız orası. Yani sonuçta biz de bunları kendi masa sofralarımızda, kendi arkadaş ortamlarımızda tartışıyoruz. Yani burada sorunu sadece tartışan, konuşan olmak yerine bunun çözüm tarafında olmak istedik. Beşiktaş sevdamızdan, bu çözüm katma isteğimizden biz bu yola çıktık 2018'de. Hatta 2018'de de Beşiktaş Kongresi'nde aslında ciddi bir teveccüh aldık. Zaten bir önceki seçimlere göre %100'den fazla oy arttırdık. Hani şey tarafında bakıyoruz. Bununla beraber insanlar sahip çıktı. Seçimden sonra devam etmemiz gerektiği, bu işi bırakmamız gerektiğini, ki zaten biz de buna inanıyorduk. Biz bundan devam ettik. Ve bugün de bu çözümlerin, biz sorunların ne olduğunu biliyoruz. Özellikle Beşiktaş'taki denetimdeki sorunların ne olduğunu biliyoruz. Ki son yıllarda Beşiktaş'ın bu kadar tartışılması da özellikle mali konularda sorun. Yani o sorunun en büyük kaynaklarından bir tanesi denetim tarafı. Çünkü kulüp denetlenmiyor. Yani denetlenmeyen bir yerde çok fazla soru oldu. Biz bu soruları ortadan kaldırmak ve Beşiktaş kamuoyunu rahatlatmak istiyoruz. Biz Beşiktaş'a tekrar denetimle ilgili güven getirmek istiyoruz. Beşiktaş'ta bu sorunların, bu tartışmaların, raporların, hani farklı firmaların yaptığı, farklı dönemlerin olduğu, her yönetim değişimlerinde tekrar bir şeylerin sorgulandığı ve geçmişle kavga edilen ortamdan ve orada bu ortamın ortadan kalkmasını istiyoruz. Bunun da zaten çözümünün
Sorunun ne olduğunu biliyoruz, çözümünün ne olduğunu biliyoruz. Bunu da çözeceğimize inanıyoruz. Buna göre de zaten ekibimizi kurduk. Ekip arkadaşları da buna göre kurduk. Bu şekilde de yürüyeceğiz. Şimdi aday olacaklarla görüşmedik. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Benim mesleğim bağımsız denetim. Hani biz şöyle bir şey var. Şimdi şunun açıklığını getirelim. Şimdi Beşiktaş tüzüğüne göre Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı'nın mali müşavir olması gerekiyor. Ama mali müşavirlikle bağımsız denetim ayrı şeylerdir. Biz bağımsız olmak zorundayız. Bizim yazdığımız şirketlerde mesleki hayatlara yazdığımız raporları bizim genel kurullarda da zaten tartışılmaz. Çünkü biz firmalarla bunun pazarına girmeyiz. Başkanla, yönetimle ya da herhangi bir insanla bu işin özellikle denetimin pazarlığı olmaz. Şimdi denetimin pazarlığını yapmaya başlarsak bu hem bize zarar verir hem Sayın Başkan'a zarar verir. Onun için de başkanla bu tarzda bir diyalogumuz olmayacak. Ne başkanla ne yönetim kurulunda. Bu Potansiyel bir aday o çıkarsa onunla olacak mı? potansiyel denetim kurulu için mi Hayır, söylüyoruz? yok, başkan adayı. Yani şu anda tek aday görünüyor ama Fark başka aday çıkarsa. şöyle söyleyeyim, yönetim de olabilir, diğer yönetim adayı da olabilir. Sonunda içinde yönetim var. Şimdi yönetecek ya da muhalefet edecek, yani bugün için muhalefet ama geleceğin yönetimi olabilir. Bugünden birileriyle bunu konuşmamız demek bizim aslında yine de anlayış anlamında, zihniyet anlamında yönetimle görüşüyor anlamı, görüşüyoruz anlamına gelir. Onun için de böyle bir görüşmemiz olmayacak.